arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel bardak altlığımızı çalışacağız bardak altlığımızı örmek için göbek kısmından başlıyoruz fıstık dolgularımız yuva yerlerimiz ve trabzanlarımızı ördükten sonra en son kenar sık iğne tığlamasıyla bardak altlığımız hazır oluyor. Evet 2,5 numaralı tığımı kullanarak ben altlığımızı ördüm. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir ve 12 trabzan örerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemen kapatalım yuvarlağımızı yapalım 1 2 3 zincirimiz birinci trabzan oluyor 2 yuvanın içerisine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzanımızı ördüm ve birinci zincirin bulunduğu noktaya bakınız ilk trabzanımıza şu şekilde geçerek birleştirelim ve bir tane zincir çekip bu kısmı sabitleyelim ve ortadaki göbeğimizi oluşturalım. İpimiz renk değişikliği için kesiyoruz hemen ikinci rengimize başlıyorum. Turuncu rengimi kullanıyorum. İpimi kopardığım yerden değil, farklı bir yerden örmeye başlıyorum. Bakınız biraz ilerden şu şekilde batıyorum trabzanımın üzerine. İkinci rengimi alıyorum. Bir tane zincir çekip sabitliyorum ve uzatıyorum. 1 2 3 defa çekerek bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzan üzerine bir alttan da ipimi götürüyorum. Bakınız. iki ve üç. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki ipimi yine altta. Bir iki üç. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bütün trabzanlarımın üzerine ipimizi gizleyerek üçer defa çektiğimiz fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. 12 trabzanımızın üzerine 12 fıstığımızı ördük ve bakın son fıstığımızı kapadım. Şimdi ilk fıstığımızın tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece geçişimi yapıp bir tane zincirimi çekiyorum. Ve fıstıklardan oluşan sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yeniden renk değiştirmek istiyorum. Üçüncü rengimizi herhangi bir fıstık yerinden başlayabilirim. İpimizin kopardığı yerden değil biraz geriden gelelim. İki fıstık arasına şu şekilde geçişimi yapıyorum. İpimi alıyorum. Sabitliyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki iki fıstığımızın ara yerine giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Araya zincir çekmeden diğer fıstığımızın arasına girelim. Trabzanımızı, iki zincirimizi yeniden trabzanımızı örelim. Tekrar zincir çekmiyorum. Bakınız her fıstık arasına geçişlerimizde trabzan, iki zincir, trabzan. Birer V yaparak sona kadar gelelim. Zincirlerimizi çektim. İpimizi şöyle bakınız. Alarak gizliyorum. Bir. Yine aynı yere. Evet. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Başlangıç noktamın üzerine şöyle 1, 2, 3, 3. Üç, zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve buradan birleştiriyorum. Şimdi yuvanın içerisine geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar yuvaya girerek ikinci bir trabzan örüyorum. 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı ördüm sarımın başını doluyorum tam şu araya batıyorum 1 2 tekrar diğer tarafa geçiyorum 5 trabzan örüyorum yuvanın içerisine 2 3 4 5 araya giriyorum bir trabzan örüyorum tekrar 2 zincirimin bulunduğu noktaya 5 trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpiniz kalınsa 4 tane yeterli olacaktır. Araya bir trabzan. 2, 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. 5 tane trabzanım ördüm. Her ikisinin arasına girerek bir trabzan daha örüyorum ve zincir çekerek başladığım yere geçişimi yaparak bir tane de zincir ilavesiyle bu rengimi de burada tamamlıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi üzerine gri rengimle devam ediyorum. Şimdi bakınız 5 tane trabzan ortada bir trabzanımın bulunduğu nokta vardı. Bir trabzanımın üzerine batarak başlıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekip buraya sabitledim. İkinci bir zincirimi ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum. Sıranın içindeki bakınız. 5 tane trabzanımın üzerine batarak örmeye başlıyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 ilk trabzanı ikili olarak ördüm 2 defa doluyorum 1 2 3 bir tanesini çift bir tanesini tek olarak örüyoruz şimdiki trabzanımı iki defa örüyorum bakınız iki defa doluyorum sıradaki trabzanımı bir defa örüyorum bakınız birinci trabzanımı çift tek çift tek 1 2 3 4 son trabzanımı yine çift olarak örüyorum 1 ve 2 aynı yeri iki defa ördüm tığımın başını doluyorum Hemen aradaki bir tane trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum. 1 2 Buraya bir defa trabzanımı ördüm ve yeniden 5 tane trabzanımın içerisine giriyorum. Sıradaki trabzanımı 2 defa doladım. 1 2 3 1 çift 2 doluyorum. Sıradakini tek. 2 doluyorum sıradakini çift bir tek bir çift olarak örüyoruz çift tek çift tek ve beşinciyi çift olarak örüyorum tığımın başını bir defa doluyorum aradaki tek trabzanımı yine ikili olarak örüyorum ve sıramızı sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son iki tırabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıp bir zincir çekerek rengimi buradan koparıyorum. En son sık iğnemizi örerek bardak altımızı tamamlayalım en son sıramı örmek için bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen modelimi elime alıyorum Bakınız şu şekilde ördüğümüz yerden başlayalım. Şöyle herhangi bir yerinden. Şuradaki görmüş olduğumuz tam aralarda işlemimiz olacak. Şöyle başlayalım o yüzden. Bakınız. Sık iğne örüyorum şuradaki görmüş olduğumuz tam ara noktasına gelince, bakınız, şuradaki ara trabzana gelince bir defa başını doluyorum. Yine aynı buradaki trabzanın tepesine batıyorum, uzatarak bir trabzanımı örüyorum. Sonrasında bütün sık iğnelerimin üzerlerine birer birer batarak örüyorum. Sadece iki model arasındaki şu görmüş olduğumuz trabzanın bulunduğu noktayı aşağıdan alıyoruz. Buradan değil. Alttan uzatarak örüyorum. Diğerlerini birer birer sık iğne olarak örüyorum. Sadece çiçeklerimizi belirginleştiriyoruz. Bakınız şuraya kadar ördüm. Aradaki trabzanımı tığımın başında doluyorum, Trabzanımın dibine batıyorum ve örüyorum kenarlarına sık iğne olarak tamamlıyorum. Şöyle görelim. Bakınız araya sadece trabzan olarak girelim. Üst kısımları sık iğne olarak örüp tamamlayalım. Başlangıç noktamıza kadar sık iğnelerimizi ve aradaki trabzanlarımızı örerek geldim. En son bakınız başlangıç yerimizi ortadan başlamıştık. Son sık iğnelerimizi de şu şekilde örelim. İpim tam yettiği için en son sık iğnemi ördükten sonra başlangıç yerine batalım burada ayrı olması ipimizi geçirelim şu şekilde bir tane de zincirimi çektikten sonra tamamlıyorum bakın ortadan başlamıştık şu kısımdan başlamamıştık sık iğne olarak dilimimizin ortasından başladık yine ortasından bitirdik ipimizi arkaya alarak düzeltelim Evet ipimi de ardına gizledikten sonra bardak altımız kullanılmaya hazır hale geldi bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere